İyi akşamlar kıymetli izleyiciler. Ateş Başında programımızın 12. bölümünde deprem konusuyla karşınızdayız. 6 Şubat'ta bizim de içerisinde bulunduğumuz 10 ilde saat 4.17'de şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldık. Ve ondan sonra da maalesef çok korkunç bir tabloyla yüzleşmek zorunda kaldık ve halen onu yaşıyoruz. Bu kapsamda biz de bugün bütün zorluklara rağmen rutinimize başlayalım. Ateş Başında eğitimle ilgili, süreçle ilgili hayatımızı kolaylaştıracak konuları konuşmaya başlayalım istedik. Niye böyle bu şeyin içerisinde programı böyle yaptık? Ona program süresi içerisinde tekrar değiniriz. Bütün vefat edenlerimize başsağlığı diliyoruz yakınlarına. Vefat edenlerimize Rabbimiz merhamet etsin, cennetiyle mükafatlandırsın. Neredeyse bölgede depremin yaşandığı illerde yakınını kaybetmeyen kimse kalmadı. Herkesin bir tanıdığı, birkaç tanıdığı, eşi, dostu maalesef hayatını kaybetti. Bizim de öğretmen arkadaşlarımızdan Hasan Hocam, annesi, babası, kardeşleri enkaz altında kaldılar. Mezun olan öğrencilerimizden Aylin bugün cesedine ulaşıldı, hayatını kaybetti. Neredeyse bu bütün coğrafyada yaşandı maalesef. Saadet Hocam, hoş geldiniz. Hoş gördüm hocam, siz de hoş geldiniz. Sağ olasınız. Bir 6 Şubat'tan bugüne yaşananları böyle bir özetlerseniz, esas konumuz o değil ama evet. Bir böyle sürece de hafifçe bir değinirsek, ondan sonra da depremin çocuklarımız, bizler üzerindeki etkilerini daha çok konuşmak istiyoruz evet. Bu akşam. Yani genel anlamda böyle Şanlıurfa olarak özellikle böyle kendi içimizde bulunduğumuz şehri değerlendirdiğimizde çok böyle depreme alışkın bir şehir değiliz. Olan sarsıntılar genelde çevre illerde olup bizi etkileyen sarsıntılar. Çünkü bu anlamda 3. derece deprem bölgesi olduğunu biliyoruz. Hani Bozova'da Drie Fay'ların olduğunu ve çok fazla şiddetli depremler yaşamadığımızın farkındayız. Ve bu yaşımıza kadar da hiç bir yıkıma depremden dolayı şahit olmadık. O yüzden yani bizi uykumuzdan da uyandırsa, yerimizden de etse depremler bir yerden sonra normal hayat akışımıza dönmemize biraz daha kolaylık sağlıyor ama bu deprem gerçekten çok farklı bir depremdi. Yani 500 yıl ara verilmiş bir fay hattının oluşturduğu şiddetli bir depremdi ki zaten haberlerden herkes izliyor, herkes alışkın buna. Bilgi donanım anlamında herkes bunun bilgisine sahip. Birinci depremden ziyade ikinci depremin yıkımının büyük olması ve bu kadar binanın yıkılması, bu kadar can kaybı insanların korkuya ve endişeye kapılmalarına daha fazla sebebiyet verdi. Şu an herkes yıkımdan ziyade o korkuyu tekrardan yaşamak istemedikleri için evleri hasarlı olmasa bile evlerine giremiyorlar. Evet. Şu an hasar tespit çalışmaları sürüyor. Hem valilik üzerinden hem Çevre Şehircilik Bakanlığı üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü hakeza. Genel anlamda bütün okullarında, evlerinde hasar tespitlerini yapıyorlar. Böyle görüştüğümüz, konuştuğumuz arkadaşlardan da az hasarlı veya hasarsız olduğunu söyleyen arkadaşlar oluyor. Nerede kalıyorsunuz dediğim zaman camide kaldıklarını, arabada kaldıklarını veya başka bir yerde konakladıklarını söylüyorlar. Neden eve girmiyorsunuz dediğimde böyle korkuyoruz hocam, aynı şeyi tekrardan yaşamak istemiyoruz diyorlar. Haklılar. Yani korku duygularımız çok normal. Anormal bir deprem yaşadık, alışkın olmadığımız bir deprem yaşadık. Herkes bu korkuyu hissetmekte çok normal tepkiler veriyorlar. Ama hayatımız devam ediyor, rutinlerimiz devam ediyor, yaşamımıza devam etmek zorundayız. Birbirimize cesaret vermek zorundayız. Biz de ilk gece korkanlardan biriydik. Böyle bir ilk deprem olduğu zaman çıkıp arabada biraz bekledik. Sonra hava soğuk, çocuklar var. Ve dediğim gibi hani Urfa olarak da çok beklediğimiz bir beklediğimiz, şey olmadığı alışık olduğumuz için yukarıya bir şey çıktık değil. Tekrardan. Yani hani şey yapamadık, hemen yakınlarımızı aradık. Acaba hani bizi bu kadar etkilediyse kim bilir nereye vurdu ve nereyi ne kadar etkiledi diye düşündük. Yani ikinci depremi de biz evde yaşadıktan sonra artık biraz daha herkesin tedirginliğini anlar hale geldik. Rabbim gerçekten o anı an be an yaşayan, enkazın altında kalanların yar ve yardımcısı olsun. Bugün 10. gün hala kurtulanlar var çok şükür, enkaz altından sağ bir şekilde çıkarılıyorlar.
Ama onların psikolojisini düşündüğümüz zaman gerçekten endişelenmemek elde değil. Evet. Takım yardımcıları olsun. Türkiye deprem felaketi sonrasında gerçekten çok güzel bir yardımlaşma örneği gösterdi. Kesinlikle. Muhteşem bir kenetlenme örneği yaşandı. Deprem bölgesinde olanlar dahi birbirlerine yardıma koştular. Yani kendileri depremzede olanlar. Şanlıurfa deprem illerinden birisiydi. Adıyaman'a böyle akın günübirlik akın yardım faaliyetine giden birçok arkadaşımız da oldu. Şimdi bahsettiğiniz halen dışarıda kalanlar var, evine gidemeyenler var. Bu noktada şu an ne yapmak lazım artık? Yani yaşadık bu depremi. Keşke yaşanmasaydı, keşke bu kadar yıkıcı olmasaydı, keşke bu kadar kayıplarımız olmasaydı. Ama buna rağmen şu an yapılması gereken nedir? Neler yapmak lazım? Böyle bunu değerlendirdiğimiz zaman ilk önce deprem her ilde farklı farklı boyutlarda yaşandı. Yani bunun Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da, Adana'da ki yansımaları farklı oldu. Kesinlikle. Kilis'te, Hatay'da, Maraş'ta, Adıyaman'da yansımaları farklı oldu. Şanlıurfa gibi böyle sağlamlık kontrollerinin hızlıca yapılan illerde vatandaşlar eğer evler oturulabilir şeklinde değerlendirilmiş ise hızlı bir şekilde evlerine geçmek zorundalar. Bunu artık bir şekilde hayatın rutinine bunu alıştırmak zorundalar. Bununla yardım etmek isteyen ister sivil toplum kuruluşları olsun ister devlet olsun yardım etmek isteyenlerin yükünü hafifletmek gerekiyor. Evet. Çünkü biz dışarıda kaldığımız her an biz korkularımızdan dolayı hayatımızı rutinleştiremediğimiz her an bize de bir hizmet getirilmek zorunda kalıyor. Kesinlikle. Bu yönüyle de bizim bu programımız da biraz hayatın rutinini oluşturmaya dönük bir çaba olarak biz bugün şey yaptık. Yoksa depremle ilgili gerçekten çokça paylaşımlar da yapılıyor. Bunun da ilgili bakanlığın da yaptıkları var. Ama ateş başında bizim rutinlerimizden birisiydi. Evet. Biz artık bu rutinimize başlamalıyız. Eve gidenler, dükkanı olanlar, esnaf açmak olanlar, zorunda, eğer evet. dükkanlarında bir problemleri yoksa, bir kayıpları yoksa onlar da dükkanlarını açmalılar. Bu alışveriş olması anlamında değil. Burada bazı şeyler de bunu tetikliyor. Yani insanların böyle her artçıda birbirlerini aramayı bırakmaları gerekiyor. Birçok artçı deprem oldu ve olacak. Yani. Artık bunları kabul etmek gerekiyor. Bunları gündeme getirdikçe insanların rutinlerine, hayata alışmalarına maalesef zorlaştırıyoruz. Bu anlamda depremin insanlarda oluşturacağı psikolojik etkiler birçok şeyin sebebi. Şu an eve giremememizin de sebeplerinden en önemlisi bu. Ne tür psikolojik etkiler bırakacak bu deprem hem yetişkinlerde hem çocuklarda? Yani bir kere böyle kendimizi ikna edemediğimiz zaman, kendimizi rahatlatamadığımız zaman en ufak bir sesten, en ufak bir sallantıdan, en ufak bir kapı gıcırtısından ürker hale geleceğiz. Ta ki biz bunu kendimiz üzerimizden atmak istemediğimiz müddetçe eve geçirmeli, rutin hayata dönülmeli, artık normalleşmeye geçirmeli ama bunun da aşamalarının olması gerekiyor. Pat diye olması da çok sağlıklı olmaz. Örnek veriyorum, geceleri daha çok etkilenen insanlar varsa önce gündüzü değerlendirmeliler. Evet. Evde gündüz vakit geçirmeliler. Bir böyle gündüz eve girip evin ısınmasını sağlamalılar. Elektriklerini çoğu kişi kapattı, doğalgazını kapattı. Bir açıp evin ısınmasını sağlamak lazım. Evi bir toparlayıp o dökülenleri, kırılanları bir kaldırmak. Yani onları tekrardan, hatıraları tekrar canlandırıp durup üzerinde düşünmemek lazım. Gündüz böyle biraz evde vakit geçirmek lazım. Birlikte yemek yemek lazım. Mümkün mertebe yalnız kalmamak lazım. Yani yalnız kalmak da korkuyu tetikleyen durumlardan biri. Birlikte olmak daha büyük etmen. Şimdi böyle eve geçenler bazen işte ayrı ayrı odalarda yatanlar ayrı ayrı odalarda hala uyumayı tercih ediyorlar. İlk aşamada ayrı ayrı odalarda uyumayıp aynı odada birlikte uyumak lazım. Evet. Gündüzü evde geçirip hala geceye kendisine güvenemiyorsa geceyi sadece dışarıda geçirip ama yavaş yavaş geceyi de evde geçirecek şekilde kendini ikna etmesi lazım. Şu ana kadar 10 gündür dışarıda kaldım. Çok şükür evime bir şey olmadı. İnşallah bu saatten sonra da bir şey olmaz deyip kendisini ikna etmesi lazım. Evet. Çünkü gerçekten baktığımızda yani az hasarlı ve hasarsız diye tespit konulmuş olan evlere çok şükür 10 gündür bir şey olmadı. Yani bu anlamda tespiti yapan insanlara da güvenmek lazım. Çatlaklar, sıyrıklar insanları korkutuyor, ürkütüyor. Dökülen fayaslar korkutuyor. Yani bu anlamda
yeni yapılan bir inşaatı inceleyebilirler. Önce kolon üzerinden inşa edilen binayı gördüklerinde duvardaki çatlağın çok da kıymetli olmadığının farkına varırlar. Çünkü orada taşıyıcı olanın kolon olduğunu bilirler. Evet. Yani tevekkül etmek lazım, güvenmek lazım, inşallah bir şey olmaz demek lazım. İnsanın evet. kendisini bu anlamda rahatlatması ve çevresine de bunu evet. şey yapması lazım. Ve böyle en ufak bir sarsıntıda sallandığı gördün mü, hissettin mi dememek lazım. Dediğiniz gibi birbirini arayıp sormamak lazım. Bu artçılar olacak. Çok şükür daha azaldı. Derinlikleri daha artık derinde. Yani bu anlamda boyutları daha az. Hı. Ve daha az hissediyoruz. Süresi de daha kısa. Bu artçıların olması çok normal. Çünkü yani yer kabuğu kaydı, büyük yarıklar oluştu. 3 metre, 4 metrelik bir kaymadan söz ediliyor. Böyle büyük iki büyük depremden sonra artçıların olmaması anormal olur zaten. Hı. Bu anlamda çok fazla varsayım var. İşte şu tarihte şurada olacak, bu tarihte burada olacak. Bu varsayımlar her zaman var. Evet. Yani biz deprem ülkesiyiz. Depremle zaten her zaman karşı karşıyayız. Ama yani her anda deprem olacakmış psikolojisiyle yaşarsak akıl sağlığımızı gerçekten artık tehlikeye atmış oluruz. Bu anlamda en çok etkilenenler çocuklar. Çocuklarımızı bu tehlikeden, bu korku dolu atmosferden çıkarmak zorundayız. Elimizden bir şey gelmediği durumlarda kendimizi kötü hissediyoruz. Bu da böyle biraz travmayı sahiplenme oluyor. Diğer şehirlerde depremi yaşamayan insanlar bizim travmamızı sahipleniyorlar. Evet. Yemek yiyemiyorlar, uyuyamıyorlar. Evde ısındıkları zaman suçluluk hissediyorlar. Oturdukları zaman dalıyorlar, gidiyorlar. Evet, hepimiz etkilendik. Onların da etkilenmesi çok normal. Ama en nihayetinde herkes bir şekilde elinden geleni yapmaya çalıştı. Herkes bunu dert edindi. Bu akşam yine canlı ortak yayın yapılacak birçok kanalda, ulusal kanallarda. Yani herkes elini taşının altına evet. koyuyor. Bu anlamda dua edeceğiz, birbirimize destek olacağız ama hayatımızın akışına da engel olacak tarzda davranmamamız gerekiyor. Çünkü hepimiz güçlü olmalıyız ki yanımızdakini de güçlendirelim. Domino taşı gibi birbirimize destek olalım. Yani bu anlamda her birimizin birbirimizden etkilendiğinin en güzel örneği olarak evlere geçip hayatımıza evde devam etme rutini üzerinden baktığımız zaman herkes binadaki komşusunun eve geçip geçmediğine bakıyor. Yani gece ışıklar yanıyor mu? Kaç evin ışığı yanıyor? Birisi geçtiği zaman diğeri de geçiyor. Diğeri de geçiyor. Diğeri de geçiyor. Evet. Bu anlamda fark ediyoruz ki hepimiz birbirimizden etkileniyoruz. Ve bizlerden de etkilenenler çocuklar. Evet. Yani çocukların depremi anlamlandırması bizim korkularımız üzerindendir. Bizim o an verdiğimiz tepkiler üzerindendir. Dolayısıyla da o minicik yavrularımıza bunun ağır yükünü taşıtmamamız gerekiyor. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü depremin ilk günlerinden itibaren 130 pederecisi ile birçok noktada psikososyal desteğe başladı. Bozan Doğan RAM müdürümüz bu anlamda bakanlığın görevlendirmesiyle bu süreci koordine ediyor. Ben bugün de kendisiyle görüştüm. Bunun çocuklar üzerinde çok ciddi olumlu etkilerinden bahsetti. Kesinlikle. Neler yapıyorsunuz dedim. Bakanlığın bu anlamda hazırladığı ilkokul, ortaokul, lise gruplarını hazırladığı çocuklar okula dönünce uygulanacak çeşitli bir etkinliklerle ilgili bir kitapçığı var. Şu an onu uygulamıyoruz dedi. Evet. Şu an sadece çocuklarla oyun oynuyoruz. Evet. Resim çiziyoruz, bir araya geliyoruz, birlikte oyunlar oynuyoruz. Bunun çocuklar üzerindeki etkisi bambaşka. Yine bizler Çamlıca Koleji olarak öğretmenlerimizle dedik ki biz böyle gönüllülük esasına göre çocuklarımızla bir online bir araya gelebilir miyiz? Çünkü başta da bahsettiğim gibi öğretmen arkadaşlarımızdan da ciddi anlamda etkilenenler var. Evet. Sağ olsun birçoğu gönüllü olarak bulundukları ortam her ne olursa olsun kendi sınıflarıyla online bir toplantı gerçekleştirdiler. Ve sonrasında toplantıyla ilgili izlenimlerini bizim okul WhatsApp grubunda paylaştılar. Evet, ben öğrencilerin mutluluğunu öğretmenlerin ifadelerinden çok net bir şekilde anlayabiliyordum. Ve öğretmen arkadaşların söylediği şu, çocuklara çok iyi geldi ama en az onlar kadar bize iyi geldi. Evet. Yani dolayısıyla da bu rutini bir an önce başlatmak gerekiyor. Ve bu arada Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bakanlık 1 Mart olarak bu tarihi açıkladı.
depremdeki 10 il depremle yüzleşen 10 ilimizde 1 Mart'ta tekrar bir değerlendirme yapılacak dendi. Ama Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çok hızlıca okulların hasar tespitlerini yaptığı ve mümkünse bu tarihi öne almaya çalıştıklarına şahit olduk. Bu anlamda teşekkür ediyoruz kendilerine. Çünkü çocuklarımızın bu travmayı, bunun etkilerini en iyi atacakları yerler okullar, evet. Arkadaşlarıyla bir araya gelmek. Bu anlamda da anne babalara çok büyük sorumluluk düşüyor ve okullara döndükleri zaman da öğretmenlerimize çok büyük sorumluluklar düşüyor. Bu deprem sürecinin sağladığı güzel dayanışma örneklerinden birisi de Türkiye'deki özel okul derneklerinin farklı dernekler var. Oluşturdukları bir birliktelikle misafir öğrenci uygulaması oldu. Her okul açık kalan kontenjanı kadar öğrenciyi yıl sonuna kadar ücretsiz bir şekilde almayı taahhüt etti. Bununla ilgili bir şey oluşturuldu, bir portal oluşturuldu. Bu portalda bütün okullar açık kontenjanlarını ilan ettiler ve veliler bunlarla irtibata geçiyorlar. Şanlıurfa depremi yaşayan illerden olmasına rağmen özel okullar platformuna üye olan bütün okullar bu anlamda kendileri de ücretsiz öğrenci alacaklar. Bugün itibariyle onlar da sistem üzerinden girişlerini yapmaya başladılar. Bu çok çok güzel bir dayanışma örneği ve ben bunu kendi öğretmenlerimle paylaştığım zaman onların bundan duyduğu mutlulukla bizim mutluluğumuz daha fazla arttı. Ve öğretmenlerimiz şunu ifade ettiler. Bu çocukları sınıflarımızda görmek bizim için en büyük mutluluk olacak. İnşallah acılarımızı bu şekilde paylaştıkça acılarımız merhem olacağız. Rabbim tekrar bu türden acı yaşatmasın. Bu anlamda her birimiz sorumlu bireyler olarak yapmamız gerekenler neler? Bunu düşünerek sağlıklı karar almalıyız. Korkularımızla, endişelerimizle değil, gerçekten olması gereken duruşumuzla depremi karşılamalıyız. Ve bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması için de her birimiz yapmamız gereken neyse sorumlu bireyler olarak yerine getirmemiz gerekiyor. Bu anlamda bize verdiği ders gerçekten çok büyük oldu. Bazen de duyguları illaki unutulmaz, yaşananlar kalıcı olacaktır. Ama bizlere kattığı derslerin de gerçekten unutulmaması, yaşanan dayanışmanın unutulmaması gerekiyor. Ben bu anlamda çocuklardan bahsettik, hem okula geldiklerinde hem evdeki süreçlerinde. Yani onların da bu süreci sağlıklı olarak atlatmaları için aslında bizlerin dikkat etmesi gereken hususlar var. Yani çocuklar ister istemez bunu gündemlerine aldılar. Zihinlerinde bir şablon oluşturdular, bir taslak oluşturdular ve o taslağı şekillendirmeye çalışıyorlar. Bir şeyler ekliyorlar, bir şeyler çıkarıyorlar, oyunlarının içine dahil ediyorlar. İşte kamyonları varsa, kepçeleri varsa bir enkaz kaldırmaya çalışıyorlar. Bebeklerin eşyalarını bir yere saklayıp oradan almaya çalışıyorlar gibi. Yani arabaları enkazdan kurtarıyorlar vesaire. Bu anlamda çocukların oyunlarına, aralarında geçen konuşmalara müdahale etmemek lazım. Yani çocuklar o çıkmazın içerisinden çıkmaya çalışıyorlar. Çünkü anlamlandıramıyorlar. Zaten daha pandeminin yükünü yeni yeni attılar üstlerinden. Evet. Dışarıya çıkmak yasaktı. Şimdi eve girmeye korkuyorlar. Yani çok iki uç noktayı yaşıyoruz gerçekten. Ve bu çocuklar o iki hassas dönemi de geçiriyorlar. Bu anlamda gerçekten bize çok fazla iş düşüyor. Çocukları çok iyi gözlemlemek lazım. Onların normal hayatlarına daha hızlı adapte olmaları için yardımcı olmak lazım. Akranlarıyla oynamaları için fırsat oluşturmak lazım. Konuşacaklar, soru soracaklar. Onları dinlemek ve soruların hepsine sağlıklı ve somutlaştırarak cevap vermek lazım. Çünkü daha bizler depremi hala anlamlandıramıyoruz. Fay hattı nedir? Fay hattı nereden geçer? Fay hattı kırılırsa ne olur? Fay hattı taşınırsa ne olur? Fay hattı yarılırsa ne olur? Çökerse ne olur? Vesaire vesaire. Önce bizler böyle bir bununla ilgili araştırmamızı yapıp bir tatmin olup anlayıp çocukların da anlayacağı şekilde onlara anlatmamız lazım. Bu bir doğa olayı, bu bir doğal afet ama dünyanın üzerinde bulunduğu yer şekilleri itibariyle olması gereken bir şey. Pangea'dan bahsedilebilir. İşte ülkelerin, kıtaların birbirinden nasıl ayrıldığını, evet. Dağların işte nasıl oluştuğunu vesaire anlatılabilir. Yağmur kadar normal olduğunu, güneşin doğması kadar, ayın çıkması, yıldızların parlaması kadar normal olduğunu
Ama bazen yıkıcı etkiler bırakabileceğini anlatmak lazım. Bu yıkıcı etkilerden korunmak için neler yapılabileceğini söyleyip çocukların güven duygusunun sakin bir şekilde oluşturmalarına yardımcı olmak lazım. Çocuklar oturdukları ev az hasarlıysa, hasarsızsa o evin güvenli olduğunu bilerek rahat bir şekilde o evde uyuyabileceklerine tatmin olmaları lazım. Ama bazı çocuklar yani bu anlamda hassaslar. Daha önceden de yaşadıkları başka bir travma varsa üstüne bindiği için farklı tepkiler verebiliyorlar. İşte geceleri çığlık atarak uyanabilirler. İşte altını ıslatmayan bir çocuk varsa altını ıslatabilir. Veya en ufak bir sesten, bir kapı kapanmasından irkilip yerinden sıçrayabilir. Bu tür durumlarda mümkün mertebe uzman desteği almak lazım. Tabii ki uzman desteği de önce çocuğun ve ailenin güvenli bir ortamda olmasından sonra biraz daha geliyor. Bu anlamda önce kendimiz güçlü olmaya çalışmalıyız ki çocuklara da olduğumuz gücü, aldığımız gücü yavaş yavaş verip kanalize edebilelim. Evet. Teşekkür ettik Saadet Hocam. Rica ederim. Kıymetli izleyiciler, programımızı burada sonlandıracağız. Tekrar başımız sağ olsun. Tekrar bütün Türkiye'ye geçmiş olsun. Rabbim tekrar bu türden bir felaketi yaşatmasın hepimize. İyi akşamlar diliyorum. Rabbim enkaz altındaki bütün hayatını kaybedenlerin, bu acıyı yaşayanların yer ve yardımcısı olsun. Ölenlere rahmet, kalanlara da sabırlar diliyoruz. Sahada çalışan bütün güçlerini, performanslarını ortaya döken bütün ekipteki arkadaşların hepsine de güç kuvvet diliyoruz. Rabbim hepimize esirgesin doğal afetlerden, felaketlerden, belalardan. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.